Serdar Ortaç sizi keşfetti gibi bir şeyler var. Yani Serdar Ortaç mı keşfetti? Keşfetti derken ben keşfettirttim kendimi. Peki bir şey soracağım. Bu Serdar Ortaç müzik piyasasının Christoph Colomb'u falan mıdır? Yani böyle gemisine biner, çeşitli denizleri dolaşır, oradaki deniz kızlarını bulur, keşfeder ve piyasaya mı getirir? Şimdi şöyle bir şey var. Serdar Ortaç'ın çok başka bir enerjisi var gerçekten. Güzel. Ve onun şarkılarının hakikaten diğerlerinden ayıran bir şey, bir özelliği var. Zaten dinlediğiniz anda bir Serdar Ortaç şarkısı olduğunu da anlarsınız çoğu zaman. Hı hı. Ben 12-13 yaşından beri albüm çıkarmak istiyordum, bu işi yapmak istiyordum. Ve daha o zamandan başladım şan dersi almaya. Ve en büyük hayalim de bir gün Serdar Ortaç şarkısıyla çıkmaktı. Ya bunu gerçekten yıllar boyunca hayal ettim. Ve Serdar'a da işte üniversite dönemimde mesela dedim ki o dönem işte aynı arkadaş ortamındaydık. Bir gün dedim albüm çıkaracağım ve senin şarkınla çıkacağım dedim. Ya saçmalama Nazlı ya falan yaptım böyle. Dedim ki görürsün. Ve gerçekten albüm zamanı geldiğinde dayandım kapısına. O da bana çok güzel şarkılar verdi. Arasından Beni Yazın'ı seçtik birlikte. Beni Yazın çıktığı zaman gerçekten çok sevildi. 2009'da çıktı. Sonra o şarkıdan sonra Altın Kelebek aldım. En iyi çıkış yapan. Bir şey söyleyeceğim. Yani sen Aykut gibi Evren'den isteyeceğini bildiğin Sertaç'tan istemişsin. O da vermiş. Ama hayır ben şarkı. Evren'den istemişim yıllarca. Evren'de karşıma önce getirmiş Sertaç'ı, Serdar'ın ondan şarkısını. Sonra dolaylı olarak sen. Niçin Eric Clapton'ı istemedin de Serdar Ortaç'ı istedin? Bunu da merak ettim. Serdar Ortaç hayranıydım ben. Hmm. Kendimi bildim. Hala hayran mısın?